İlk defa soru cevap yapacağız. Benim en çok önceliğim bölümümdü. Hazırlığa girmek isteyen varsa. Kikiler de var, inekler de var. Siz sorun ne ben söyleyeyim, hiçbir şey yapmayalım. Ben getiriyorum onu. Gelen sorulardan başlayayım. Sen bir şeyler katıyorsun kendine. Selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ilk defa soru cevap yapacağız. Nasıl mikrofonum bu arada? Kendi icadım. Böyle daha moda giriyorum çünkü. Öyle girebileceğimi düşündüm daha doğrusu. Daha önce çok soru geliyordu bana. İşte okulla ilgili, bölümümle ilgili, tercihlerle ilgili. Tercih zamanı da yaklaşıyor biliyorsunuz, YKS geçti. Bu nedenle bir soru cevap videosu yapayım dedim. Genel her şeyden bahsedeyim. Okulumdan, bölümümden, benim süreçlerimden vesaire. Ben Beykent Üniversitesi'nde İngilizce iç mimarlık okuyorum. Benimkisi %100 bölüm olana giriyor. Benim bir tane de arkadaşım var, Türkçe okuyor. Onunki mesela %30 İngilizce oluyormuş. Bu okul benim ikinci tercihimdi. Benim en çok önceliğim bölümümdü. Yani ben iç mimarlığı gerçekten çok istiyordum. Yani hangi okulda olursan ol, bölümünü beğenmediğin sürece ne o bölüm sana güzel gelecek, ne o okul sana güzel gelecek. Mesela benim mesafem 2 saat sürüyor okuldan eve, evden okula falan. Daha da artabiliyor trafiğe ve işte maç durumları vesaire olduğu zaman köprü trafiğine denk geliyor çünkü. Böyle durumlar olmasına rağmen bile hiç batmadı bana. Yani tamamen eğlenerek gittim, eğlenerek bitirdim. Birinci senem gerçekten o kadar hızlı geçti ki size anlatamam. İkinci sınıf olacağım. Bu sene ikinci sınıf olarak başlayacağım. Hazırlık okumadım. Hazırlık sınavına girdim. Hazırlığı geçtim. Hazırlık da okumak istemedim. Çünkü yani bölümle bir alakası olmadığı için, sadece İngilizce öğreneceğim için çok da mantıklı gelmedi bana, ama bazı insanlar için çok da mantıklı olabiliyor. O size bağlı. Yani o size göre değişebilen bir durum olacaktır. Bizim okulun hazırlığıyla ilgili de arkadaşlarımdan birkaç bilgi aldım. Hani okumak isteyen varsa, hazırlığa girmek isteyen varsa. B1 ve B2 seviyeleri için zormuş. Öyle duydum. Yani zorlayıcı oluyormuş. Genel olarak orta zorlukta takılıyormuş ama B1, B2 zormuş. Onun dışında çok bir zorluğu yok diye duydum. Hele arkadaşlıklarım... Gerçekten arkadaşlıklar güzel. Hani kendi huyunuzda, suyunuzda insanlar buluyorsunuz bir şekilde. Hani herkes mükemmel değil okulda tabii ki yani. Tikiler de var, çok inekler de var, çok normaller de var vesaire vesaire. Çok fazla insan tipi var. Siz o popülasyondan artık kendinize göre olanı seçiyorsunuz. Bir yolda ilerliyorsunuz beraber ve gerçekten benim bu ilerlediğim yolda çok iyi arkadaş oldular bana. İstediğim bir arkadaş grubuydu üniversite için. Düşündüğümde böyle bir arkadaş grubu hayal ediyordum. 5-6 kişi oluyoruz ama hani... Her duygudan var gibi inside out'ta. Okuldan bahsedeyim. Şimdi Ayazağa Maslak kampüsünde şatılar yok. Hani böyle bir bilginiz olsun. İlk başta bundan bir bahsedeyim. Çünkü biz yakınıyorduk bu konudan ilk başlarda. Sonra alıştık artık, aman dedik yani boşver. Çünkü metromuz var, otobüsümüz var falan. Bir şekilde gittik geldik. Kolay da gidiş geliş bu arada. Hiçbir sıkıntısı yok yani. 41C'ye 41'e. Bizim okulla ilgili negatif ne var diye düşünüyorum. Öğrenci işleri. Yani... Ne ben söyleyeyim, ne siz sorun, ne siz sorun, ne ben söyleyeyim. Hiçbir şey yapmayalım. Öyle kalsın o konu. Çünkü yani işiniz düşmesin yeter ki. Kendi okulum, şimdi bir şey diyemiyorum çok fazla ama. Niye? Niye diyemeyeyim? Çünkü işiniz çıkarsa çıktığı gibi kalabiliyor. Ben 5 sene işini çözemeyen duydum yani, o derece. Yani ben bir kere girdim, o da son girişimdi. Başka hiçbir işim olmadı çok şükür. Olmasın da. Hocalar, bana denk gelen hocaların... Sadece bir tanesi bıktırdı bizi. Onunla da idare etmesini çözdük bir şekilde ve o da bitti gitti. Yani her bölümün zorlayıcı hocaları oluyor. Olur illaki. Ama hani şey duymadım ben mesela. Seni ben bırakacağım bu bölümde. Sen kalacaksın falan. Öyle biri görmedim. Belki de bu benim görmediğim bir şeydir. Hani belki vardır, bir fikrim yok. Hocalar iyi yani. Gerçekten hani bir sıkıntıları yok. En azından benim bölümümle konuşmak gerekirse. Diğer bölümlerle ilgili hiçbir fikrim yok dediğim gibi. Bizim kampüste belki bilmek istersiniz diye söylüyorum. Çünkü bizim okulla ilgili hiçbir şey yok yani. Neredeyse YouTube'da, internette falan az var yani, onlar da eski oluyor genelde. Yeni bir şey yok. Ben getiriyorum onu. Yeniyi ben getiriyorum şimdi. Bizim okulda içinde neler var diye belki merak edersiniz. Çünkü ben merak etmiştim. Simit sarayımız var. Simit sarayımız çok güzel. Yani çay, may, simit falan güzel gidiyor yani. Orası da takılabiliyor. Yani final zamanı, vize zamanı güzel gidiyor orası. Starbucks'ımız var. Normal şeyler isterseniz bulabilirsiniz. Onun dışında hani böyle bilmem ne cappuccino'lu, macchiato'lu, bilmem espresso var da bulamayabilirsiniz. Bulduğunuzu umduğunuz gibi bulmayabilirsiniz falan. Yani güzel şeyler var içeride. Gerçekten memnun kalabilirsiniz. Yemekler de güzel. Bayağı makarnadan tutun hamburgerinize, her şeyi yapabilir. Aşçı ablalarımız var. Şimdi birkaç tane sorun var bana gelen.
videolarımdan falan filan. Daha önce bahsetmiştim okulla ilgili biraz ama hiç böyle genel bir video yapmamıştım. O yüzden genel bir video yapayım dedim. İlk önce gelen sorulardan başlayayım. Burada sorularım gözüküyor mu? Sorularım burada. Hepsini ayırdım. Ben de iç mimar olmak istiyorum. Son sınıfım. YKS döneminde neler yaptın, nasıl çalıştın? Bir videoda bahsedersen çok sevinirim. Bu arada seni izledikçe çok mutlu oluyorum ve hevesleniyorum. Motive ediyorsun. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın. Sen de çok tatlısın. Şimdi ben çalışmaya 11. sınıftan başladım ve ben bir sene mezuna kaldım bu arada. Yani 3 sene boyunca YKS'ye çalışmış oldum. 11. sınıfta dershaneye gidiyordum. O zamanlar Covid vardı tabii. O yüzden sadece dershaneye gidiyordum. O çok iyiydi. Yani hani hiçbir yere gitmiyorum. Sadece evde çalışıyorum ve dershanede çalışıyorum. O süperdi. O yüzden 11. sınıfta gitmek mantıklıydı benim açımdan. Tabii şimdi Covid olmadığı için farklı bir yorum yapılıyor ama 12. sınıfta da zordu. Yani 12. sınıf zordu benim için. Çok bölünüyordum çünkü. Hem evde çalışıyorum hem okulda. Okul için ayrı çalışıyorum. Onun sınavlarına çalışıyorum. Okulu farklı öğrenmeye çalışıyorum. Aynı zamanda bir kaseye çalışıyorum. Aynı zamanda dershanem var. Dershanedeki ödevlere çalışıyorum falan derken 3'e ayrıldım böyle. Çok felci bir şey oldu yani. Çok kötüydü. O beni yıprattı bence diye düşünüyorum. O yüzden mezuna kaldığımı düşünüyorum. Ama gerçekten mezuna kaldığım için mutluyum. Genelde ben haftalık program alıyordum. Yani bizim rehber hocamızdan olsun. Ben kendim bazen yazıyordum kendimi bildiğim için hani ona göre yazayım falan diye. Ben YKS çalışma öğrencisi de değilim. Yani gerçekten ben hani o kadar müthiş bir örnek olamam büyük ihtimal size ama sevdiğiniz bölümü kazanmak için olan kısımda bir örnek olabilirim. Çünkü ben bunun için çalıştım. Ben hep haftalık program yapıyordum dediğim gibi ve onun %60-70'ine uyuyordum. Ben daha çok TYT çalışmıştım. Ama AYT'de de mesela biyoloji ve fizik daha ağır, pardon, biyoloji, fizik ve kimya aynen. Gerçekten mezun senesi bana çok yaradı. Yani hem kendimi geliştirdim hem derslerim de daha iyiydi ve full fokus çalışabildim. Çünkü mezun senesinde hiçbir şey yapmıyorsunuz ders çalışmak dışında, full dershanedeydim. İyi olabiliyor yani, sakın mezuna kalmaktan korkmayın, ben korkuyordum. Kalana kadar korkuyordum mezuna. Ama hani mezuna kalınca ve o süreci yaşayınca gerçekten hiç de korkulacak bir şey olmadığını fark ettim. Stres bastı bana bu konular, gerçekten çok zor ya. Üf. Bir an önce kurtulun şu YKS'den gerçekten. O kadar içimi sıkıyor ki. Saçma sapan bir sistem zaten de neyse. Ay soru nerelere gitti ya. Valla. İnşallah çok güzel sonuçlanmıştır ve çok iyi gider senin için. Diğer bir yorum. Abla ben de içimi mimarlık okumak istiyorum ama çizim ve maket beni biraz korkutuyor. Yeteneğim pek yok. Geliştirirsin diyorlar ama bir de sana sormak istedim. Sence okuyabilir miyim? Kesinlikle okursun. Hani bak kesinlikle okursun. Dalga geçmiyorum. Gerçekten okursun. Çizim ve maket beni korkutuyor demişsin mesela. Çizim, gerçekten orada gelişiyorsun. Yani ben mesela bölüme girdiğim zaman çizim yapabildiğimi fark ettim. Yani ben normalde oturup da böyle ev çizeyim, bina çizeyim falan diye böyle oturup da çizmediğim için bilemiyordum şimdi yeteneğim var mı yok mu. Varmış yani, çizerken öğrendim. Bazı insanlar da mesela sıfırdan başladı, geliştirdi kendini. Ben gördüm yani, çok kötü çizen insanlar vardı gerçekten ama kimse seni yargılamıyor. Çizimin gerçekten sene boyunca gelişecek. Yani sen sıfırla gelsen bile sen kendini geliştirebilirsin. Hani bölüme girene kadar 2-3 bir şey kralasan bile senin için müthiş artılar olacaktır. Hiç öyle hani çizim yapamıyorum falan diye endişelenmene gerek yok. Yani ben bile sadece birinci sınıfımın ilk döneminde çizim yaptım sadece. Ondan sonra full teknik çizimlere girdim. Teknik çizimlerde de hoca zaten sana öğretiyor. Sen bir şey bilerek gitmiyorsun oraya. Hani sana hoca böyle yapacaksınız, şöyle yapacaksınız, işte T cetveller öğreniliyor. Hani çizim korkutuyorsa maketten hiç korkma bence. Ve ben ilk defa maketimi birinci sınıfın ilk döneminde yaptım. İlk vizemde yaptım hatta. Çok zevkli. Yani sen bir de iç mimarlık okumak istiyorum demişsin. Hani eğer gerçekten böyle iç mimarlık okuma isteği varsa seve seve yaparsın zaten. Hani o zaman öğreniyorsun sen de. Kimse bana gelip de mesela şunu şöyle yapıştıracaksın, bunu böyle yapacaksın, şunu şuraya ekleyeceksin demedi. Kimse demedi. Yani hocalar sana bir şey genelde böyle söylüyor sadece ve sen öğreniyorsun. Senin gelip başında ilgilenmiyor. Sen gidip öğreniyorsun bir şekilde ve hani sen bir şeyler katıyorsun kendine. Yeteneğin olmasa da hiç fark etmez. Gerçekten kendini geliştirebilirsin bu bölümde. Sıradaki merhaba, bu sene tercih senem çok kafam karıştı. Mesela ben %100 bursla BOK'la girsem bursum hangi durumlarda kesiliyor veya sırf bursum kesilsin diye dersten bırakan hocalar varmış. Burada da öyle durumlar var mı acaba? Merhaba. Bursun kesilmiyor öncelikle. Ama disiplin cezası almadığın sürece bursun kesilmez. Hep seneler boyunca devam eder yani. Onda bir sıkıntı yok. Sırf bursum kesilsin diye dersten bırakan hocalar varmış. Kimmiş acaba onlar? Yani bana hiç denk gelmedi. Bursun kesilsin diye hoca öyle bir şey yapmaz yani. Ben bilmiyorum, hiç duymadım öyle bir şey bizim okulda. Yani yok ya, yapmaz. Hani bunu yaşayan
insanlar büyük ihtimal bir şeyler yapmışlardır ki kesilmiştir. Şey olmuştur en fazla, hani hoca düşük puan vermiştir, bütlere kalmıştır, yaz okuluna kalmıştır falan yani. Hiç bursunu kesen hiç duymadım yani, o konuda bir endişen olmasın. Next. Biri burslu mu okuyorsunuz demiş bana. Evet, %50 burslu okuyorum. %50 indirimle okuyorum daha doğrusu. Yani burs indirim aynı şey mi hiçbir fikrim yok ama %50 indirimle okuyorum. Bir de tercih bursum falan da gelmişti. O kaç gelmişti? %25'te o gelmişti galiba. Aynen. Sıradaki soru. İç mimarlıkta iş bulması zormuş, doğru mu? Değil. Kendini çok geliştirirsen gerçekten. Devlette demiyorum, özel sektörde gayet hani bence iş bulabilme imkanın fazla. Hele yurt dışında zaten daha fazla. Yani ben fark ettiyseniz ya yurt dışı diyorum ya özel sektör diyorum. Sıradaki soru. Yurt imkanları hakkında bilginiz var mı demiş birim. Okulun yurdu Ayaza Maslak'ta bir 10 dakika 15 dakika yürüme mesafesindeymiş duyduğum kadarıyla. Çok bir fikrim yok açıkçası ama internette birkaç görüntü buldum. Eski midir yeni midir bilmiyorum. Ücretleri bir tık fazla diye duymuştum. Yalan olabilir, bir fikrim yok ama sizin aramanızı sormanız daha mantıklı. Çünkü ben yurtlarda kalmıyorum. Sizin bir sorup öğrenmeniz daha önemli ve iyi olur diye düşünüyorum. Sıradaki merhaba, okulunu düşünüyorum ama 2 yıllık olarak. Acaba sorularımı sorabilirim? Tabii ki sorabiliriz. Öncelikle okulun yurt dışı imkanı nasıl? Okulun yurt dışı imkanı çok iyi. Yani mavi diploması var. Erasmus'unuz var. Okulun avantajı ve dezavantajı neler? Okul iyi bu arada. Yani ilk 30 üniversiteden bir tanesi bizim okul. Hem ismi iyi. Yani yurt dışı imkanları da iyi. Arkadaşlıkları, okulları, bölümleri, hocaları, referans için vesaire, bunlar için gayet güzel imkanlar sağlıyor. Bazı güzel şirketler de bazen konuşmak için falan, konuşmaya ya da seminer düzenlemek için geliyorlar. O yüzden bunlar avantajlara girer. Dezavantaj benim aklıma gelmiyor açıkçası pek fazla. Dezavantaj evinize çok uzak. Benimki Hadımköy kampüsünde, orası hakkında bilgim var mı? Kulüpler aktif mi? Genel olarak zor mu okuması? Hadımköy. Hadımköy çok uzak ya. Ya Hadımköy'le ilgili bir fikrim yok. Çok iyi konuşan duymadım ama çok kötü konuşan da duymadım. Yani hani ne arkadaşım var oraya giden ne bir bilgim var açıkçası. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ben kendi okulumla ilgili bahsedeyim en azından. Kulüpler aktif mi? Ben bu sene pek aktif yaşayamadım birinci sınıfımda. Bir dakika boş zamanım olmadı. Sürekli bir ödevlerle meşgul olduğum için vesaire. Hani okul bitiyor ve siz diğer gün okul başlayana kadar full ödev yapıyorsunuz ve bir gün, haftada bir gün falan boşunuz oluyor genelde. Bu bölüm için konuşuyorum. Sen Hadımköy kampüsünde olduğuna göre iç mimarlık düşünmüyorsun ama yine de ben hani diğer konular hakkında bir bilgim olmadığı için iç mimarlık hakkında en azından bir bilgi vermek istedim. 12 tane kulüp varsa 6 tane, 7 tanesi aktif oluyor. Diğerleri biraz daha kendi istekleri için açılmış kulüpler olarak kalıyor. Belki de ikinci sınıfta çok daha farklı olacak benim için, bilmiyorum. Yani yine de bir update yaparım ikinci sınıfta zaten. Zor mu okuması? Zor değil. Zor bir bölüm benim için. Yani şöyle. SMN çok zor. Zor ama güzel, eğlenceli geçer yani seven için. Diğer soru. Next. Ben de iç mimarlık istiyorum fakat çizim yeteneğim yok. Hiç yok. Ne yapmalıyım? Bu konuya zaten cevap verdim. O yüzden çizim yeteneğinin olması hiç fark etmez. Kendini iki türlü de geliştiriyorsun. İki azıcık karalayıp pratik yaparsan okuldan önce bile sana çok daha faydası olacaktır. Gayet gelişiyorsunuz bütün sene boyunca. O yüzden siz kendinizi geliştirmeye bakın, yeterli. Diğer sorumuza geliyoruz. Son sorum. Öncelikle derslerinde ve üniversite hayatında başarılar dilerim. Teşekkür ederim. İç mimarlık bölümü zor mu? Zor. Sevene gerçekten zor ama çok eğlenceli. SMN zor ve ızdırap gibi gelebiliyor. Çünkü ben şahit oldum yani hani istemeden gelen kişilere. Ve onlar için hep zorlayıcı ve bütlü geçmişti. Zorlandın ders falan oluyor mu? Oldu. Ama şöyle oldu. Hani ya hoca yüzünden zorlandım ya da benim bölümümle ilgili olmayan seçmeli derslerden bir tanesi yüzünden zorladım. Zor dersler. Ama hani böyle ne yapacağım, nasıl yapacağım falan zorlanması yaşamadım kendi bölümümün dersleriyle ilgili. Yani mesela blockchain görüyordum ben. Ne alaka blockchain? İlk sınıfın ilk döneminde verdikleri bir konu. Bir daha da görmeyeceğiz mesela blockchain'e ilgili. Onu geçmesi çok zordu. Çünkü online dersi sadece slide gösteriyor hoca. Slide da çok çirkin bir slide. Ve hoca yok yani anlatamıyordu, kusura bakmasın. O yüzden onu geçmesi biraz zordu ama geçtim hiç büte kalmadan falan, maşallah maşallah. Genel olarak bölüm derslerinde çok fazla zorlanma yaşamadım. Böyle yani, bu sorular gelmişti bana. Tercih zamanı.
Benim için tercih zamanı gerçekten çok stresliydi. Yani sınav bitti, ikinci defa sınava girmiştim işte bu geçtiğimiz sene. Sınav çok stresliydi, tercih zamanı çok stresliydi, açıklandığı zaman çok stresliydi. Yani insan içinden çıkınca fark ediyor neyin içinde olduğunu. O eğitim sistemi sizin zekanızı, sizin yeteneğinizi o kadar belirlemeyen bir şey ki, yani nasıl siz aynı 8 tane derste, kaç tane ders varsa artık 8-9 tane derste aynı anda başarılı olmanızı bekleniyor. Yani gerçekten hani bu çok ayrı bir konu. Buna şimdi girersem çıkamayız ama gerçekten kendinizi hani bunun sonucuna o kadar bağlamayın. Tabii ki önemli. Tabii ki hani ona hiçbir şey söylemiyorum. Ben çok stresliydim. Neden? Çünkü hani bölümüm gelsin istiyordum. Tek önemli olan gerçekten sevdiğiniz bir bölüm gelmesi. Ben çok disiplinli değildim. Mesela şu an çok disiplinliyim ama bu mesela sevdiğim bölüme girince oldu. Çünkü ben sevdiğim bölümü arıyormuşum. Yani gerçekten YKS'ye çalışan benle şu an istediğim bölümde çalışan ben tamamen farklı insanlar. Ben YKS'de mesela düşük notlar alırken çözdüğüm denemelerde şu an istediğim sevdiğim bölümde 3,6'nın üstünde bir sonuç alıyorum 4 üzerinden üniversitede. Gerçekten kendinizi tek bir nota, tek bir derse, tek bir olaya göre kısıtlamayın veya işte ona göre belirlemeyin kendinizi. Gerçekten sevdiğiniz bölüm için çalışın. Öylesine bir bölüm yazıp girerseniz ve hem okulu sevmeyip hem bölümü sevmezseniz ne o okul size güzel gelir ne o bölüm size güzel gelir. Ama sevdiğiniz bölümü seçerseniz gerçekten o okul da size güzel gelmeye başlıyor. Ve en önemlisi yaptığınız arkadaşlıklar. Yani güzel arkadaşlıklar yaptığınız, güzel bir bölüm seçtiğiniz sürece, yani sevdiğiniz ve içinizden gelen bir bölüm seçtiğiniz sürece gerçekten çok keyif alacağınıza eminim. Umarım güzel bir video olmuştur. Çok konuştuk ama zaten soru cevap videosu. O yüzden hani atladığım bir şey varsa da atlamışımdır belki. Bir fikrim yok. Atladığım bir şey varsa da lütfen yorumlara belirtin. Ya da merak ettiğiniz bir şeyler varsa ben yorumlarda da cevaplıyorum zaten. Ama hani ayrıca bir video yapmak istedim topluca. Çünkü birkaç tane gelince dedim hani herkes tek bir videodan oluşabilsin. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Video fikirlerini yazabilirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. Soru cevap videosu yaptım ilk defa. Bakalım sıradaki videoda görüşürüz. Sıradaki videolar çok güzel olacak bence. Öyle düşünüyorum. Çok öpüyorum size. İzlediğiniz için teşekkür ederim.